Ve hakem Melis Özçiğdem'den ilk düdük geldi. Maç başladı. Berna, Arzu, Jessica. İyi paslaştı orada Beşiktaş. Orta İrem'den ceza sahasına. Yağmur'dan önce son anda müdahale var. Etkili geldi Beşiktaş. Sağ kanatta İrem çevirdi. Yağmur ceza sahasında yararlanamıyor. Kritik müdahale geldi Emine'den. Ve takımını atağa da çıkarıyor Fatoş. Uzun bir top gönderdi. Kimse yok o bölgede. Kimse yok. Ümran topla birlikte hareketli. Hemen yanında Meryem var. Ümran kaleciyle karşı karşıya. Ümran vurdu top ağlarda. Top ağlara gidiyor. Ümran 1-0 öne geçiriyor Ataşehir Belediyespor'u. 31. dakika. Bomboş kaldı Ümran. Ve karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndermeyi başardı. Pas hatası Gizem. Gizem'le geliyor Beşiktaş. Melike yine sol kanatta, karşısında Merve var. Ceza sahasında Kader, Yağmur ve Elif. Kader Elif'i gördü. Elif ceza sahasına girdi. Elif vurdu yandan dışarıya. Çok yaklaştı Elif Keskin'le. Beşiktaş bir kez daha gole. Oyuna dahil olduktan sonra sık sık ceza sahasında koşular yaptı Kader. Ve burada ön direkte İşte Kader sol ayağıyla, ayak içiyle düzgün bir vuruş yapıyor ve Beşiktaş 86. dakikada eşitliği yakalıyor Ataşehir Belediyespor karşısında. Çiğdem uzun gönderdi. Arzu o bölgede yerde kaldı. Kader, Kader sıyrıldı rakibinden. Hemen solunda Melike var. Melike vurdu üstten dışarıya. Net bir fırsattan yararlanamıyor Beşiktaş Melike ile. Yağmur'u düşündü. Yağmur kaleciyle karşı karşıya. Yağmur vurdu top ağlarda. Offside, offside. Yağmur topu ağlara gönderdi ama offside bayrağı kalkıyor. İşte offside bayrağının kalktığı pozisyon. Yağmur Uras topu ağlara gönderdi ama gol geçerli değil. Kader'in koşusu var. Kader kontrol etti. Hemen arkasında Merve Odaboşoğlu hata yapmıyor. Kademeye giriyor. Şimdi ters kanatta Melike. Melike 2-2 geliyor Beşiktaş. Melike vurdu kaleci. Seken top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. 103. dakikada Beşiktaş skoru 2-1'e getiriyor. Gizem. Önce kaleci. Şeyma Nur başarılıydı ama dönen topu tamamlıyor Gizem. Büyük bir sevinç var Beşiktaş'ta. Birinci uzatma devresinde skoru 2-1'e getirmeyi başarıyor siyah beyazlılar. İşte pozisyon. Yağmur ilk etapta Melike'yi düşündü. İsabetli pas. Melike'nin plasesinde kaleci başarılı ama dönen top bomboş pozisyonda. Gizem tamamlıyor. Berna. Bir fake. Arzu ile Verkaç. Tekrar Berna. Yağmur o bölgede. Berna'nın koşusu devam ediyor. Kader ceza sahasına koşuyu yaptı. Penaltı noktasına doğru müdahale var. Karar penaltı. Karar penaltı. Kader ceza sahasında yerde kaldı. Ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösteriyor. İşte tekrar izliyoruz. Burada penaltı kullanılacak. Vuruş kaleci. Kaleci izin vermiyor Şeyma. İşte penaltı vuruşu. Şeyma Nur gole izin vermiyor. Didem Karagenç topun başında. Etkili frikik kullanabilen bir isim olduğunu söylemiştik. Didem'in sevdiği noktalardan bir tanesi. Doğrudan kaleyi düşünebilir Didem Karagenç. Didem geldi. Didem vurdu üstten dışarıya. Berna. Oyuncu değişikliği hazırlığı var Beşiktaş'ta bu arada. Yağmur Uras sağ çizgide topla buluştu. Yağmur orta arka direğe doğru gönderdi. Kafa vuruşu Didem ceza sahasında. Seken top bir vuruş top ağlarda. Top ağlara gidiyor. Beşiktaş farkı ikiye çıkartıyor. Gizem Gönültaş. Gizem Gönültaş penaltı atışından yararlanamadı ama maçtaki ikinci golünü kaydetti. Kendisinin ikinci. Takımının üçüncü golü Gizem Gönültaş. 115. dakikada skor 3-1'e geliyor.
Didem burada ceza sahasına kadar koşuyu yaptı. Kafayı vurmayı başardı. Seken topu tamamlayan Gizem Gönültaş. Sert ve düzgün bir vuruş Gizem'den. Sağ kanattan ortayı yapan isimdi. Onun da hücum katkısı yatsınamaz. Şimdi ceza sahasında topla buluştu Berna. Berna dışarıya çıkardı. Yağmur vurdu kaleci. Yağmur'la bir kez daha gole yaklaştı Beşiktaş. Şeyma Nur gole izin vermiyor. Esra Erol, Çiğdem ve maç bitti. Beşiktaş adını yarı finale yazdıran takım oluyor sevgili futbol severler.